Ondan sonra başlattınız galiba recording in progress. Tam 45'te başlayacak sanırım Eda. Evet hocam, bir dakika daha bekliyorum. Ben önden sorun olmasın diye başlattım acaba. Biz kameraları kapatalım o zaman Özümcüm. Evet, başlayabiliriz zannediyorum. Türkiye'de Modern İç Mekanlar Sempozyumu 2, Konut İç Mekan 1, Evsellik Oturumuna hoş geldiniz. Oturum sırasında lütfen mikrofonlarınızın ve kameralarınızın kapalı olduğundan emin olunuz. Sorularınızı ve yorumlarınızı oturum sonunda el kaldırarak ya da sohbet bölümüne yazarak yöneltebilirsiniz. Şimdi sözü oturumu başlatmak üzere moderatörümüz Gülsüm Baydar'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Beni bu oturuma moderatör olarak davet ettiğiniz için de tüm organizasyon komitesine de tüm çabaları için çok teşekkürler. İlk konuşmacımız vakit kaybetmeden başlayalım. Güliz Öktem Taşdemir, medyalaşmış iç mekan, evselliğin kurucusu olarak radyo ve analojisi üzerine konuşacak. Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Güliz Öktem Taşdemir. Medyalaşmış iç mekan ve evselliğin kurucusu olarak radyoyu ve analojisini ele alacağım bugün. Çalışmanın kendisi 20. yüzyıl evselliğini ve mekan kurucu örgütleyici olarak yeni medyayı, radyoyu ele alan ve medyalaşmış iç mekanı konusu ediniyor. Kısa süreli tarihi özellikle iç mekanın, Walter Benjamin'in de belirtmekte olduğu gibi bir dizi bağlamsal gelişimle ilintilenirken evselliğin anlamsal boyutunun değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla 17. yüzyıl itibariyle değişen anlam ve kullanım durumlarıyla özelleşmek, mahremiyet ilişkilerinin değişmesiyle birlikte alt mekanlı üretmek ve nesnelerini tanımlamak önemli bir girdi olarak karşımıza çıkıyor. Bireylere ait alan deneyimlerinin değişime uğradığı evsellik dediğimiz kavram, medyaların içine sızdığı bir yapıyı da eş zamanlı olarak tanımlamaya başlar ve modern iç mekanda aslında burjuvanın varlığı ile görünürlüğünü son derece etken kılar. Evsel mekan üreticisi olarak medya arasında Heidegger'in tarifiyle varlık ve zaman ilişkisi yer alıyor ontolojik bir biçimde. Dolayısıyla radyo zamansal bir araç bizim için. Burada Dasein dünya içindeki varlık, yani ötekilerle birlikte bireyin var olması anlamında anılıyor. Çalışmamın ana amacında radyonun evsel mekanda kurduğu ilişkiyi ve iç mekan bileşenlerinden biri olması durumu, karakteristik olarak davranışı tarihsel bir arka planla sunuluyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası iletişim teknolojilerinin artmasıyla radyo, evsel bir araç olarak televizyon çağına dek aktif bir yaygınlığa kavuşuyor. Araştırmanın bağlamında Türkiye var, ancak uluslararası ölçekte de bir tarihsel arka plan sunmaya gayret ediyorum. Bir yandan yoğunluklu kullanımı ile birlikte radyonun evsel mekanla olan ilişkisi, bir yandan da yerini televizyonu bırakırken sosyokültürel ve mekansal süreciyle ele alınmaya çalışılan bir başlangıç araştırması niteliğinde bu. İç mekanda radyo bir mobilya olarak radyonun evsel mekan dizgeleme biçimleriyle de nasıl var olduğuna ilişkin bize pek çok arşiv belgesi sunuyor. Onları da okumaya gayret ediyor olacağız. Araştırmaya girizgah yaparken Dasein'den bahsedilebilir. Heidegger'e göre yalnızca insan gerçekten burada olan ve gerçekten var olandır. Bu var olanı kendi söz harcıyor içinde Dasein der. Yani orada olmak, anda bulunmak ve ötekilerle birlikte bütünlük taşımak anlamında bir bağı ifade ediyor. Bizim için radyo burada bir araç oluyor. 1800'lü yılların ikinci yarısı itibariyle sesin elektromanyetik dalgalarla yayılımı sırasıyla ilerletilen çalışmalarda kitle iletişimin aslında öncülerinden kabul ediliyor. Dolayısıyla kendinden önceki basın ve telgrafla birlikte radyo, geliştirilen ve etkinleştirilen çalışmalarla gündelik yaşamı değiştiren bir araç oluyor. Literatürde yayıncılık tarihine baktığımız zaman Amerikan evselliği üzerinden önemli bir akış sunuyor bizlere. Özellikle 1918 yılında Wisconsin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ilk yayınla birlikte 1921 yılında baktığımızda 60 bin radyo alıcısı varken 1930 yılında 12 milyon hanede artık radyonun kullanıldığını gözlüyoruz. Bu önemli bir oran. Çeşitlenen teknolojik gelişimlerle beraber İngiltere'de ise 1922 yılında BBC ile birlikte evsel mekana dahil olmaya başlıyor. Çok güçlü bir iç mekanda mobilya olarak var oluyor. Bu çok önemli. Bizler için çünkü okunabilir tamamen ve önemli bir hacimsel büyüklük, açıklık, kapalılık ve buradaki panel kapaklarla kim zaman görünür olma, görünmezlik, sesin geldiği noktanın görünmesi veya görünmemesi gibi konular güncel oluyor. BBC ile birlikte evsel mekanda radyo kullanımı Amerikan toplumundan biraz daha farklı. Dolayısıyla burada farklı bir toplumsal arka plan ve bununla beraber geliştirilmesi gereken bir arz talep dengesi söz konusu. Konsol, dolap, masaüstü, şifonyer ve taşınabilir nitelikleriyle radyo hacim içi ve hacim dışında taşan bir yaklaşımla kendi mekansallıklarını üretmeye başlayacak süreç içinde.
Yayıncılığın kamusal yüzeye ilişkin kullanımı ve efselliğe dahil olsun özellikle literatürde yine belirtilirken Amerika'nın her hanesine ulaşmak için bir anahtar olarak kabul ediliyor. Gündelik yaşamın besleyicisi, bir dönem temsili, eser mekanda dönemsel olarak tasarıma dair söylemleri veya eğilimleri bize çok net olarak aktaran bir mobilya, bir parça. Bu eğilim Amerikan ve İngiliz basılı kaynaklarında aslında bir yaşam terkini sunuyor kimi zaman. Çok popüler bir takım dergiler var. Ev ve Bahçe, Popüler Mekanikler, Radyo Yayıncılığı ve Haberler gibi. Burada da bunları okumak çok mümkün oluyor. Radyonun eve girmesiyle birlikte ortaya çıkan toplumsal cinsiyet gerilimlerinden de bahsetmek isterim. Özellikle Radio News gibi birkaç dergide çok eril figürlerin ön plana çıktığı ve özellikle kadın figürlerinin geri planda olduğu bazı söylemler üretiliyor ve onlar görsel olarak temsil buluyor. Erken radyo ekipmanları ve eğitime dair yani teknolojik olarak ekran kullanma bilgisi bir telsiz ve ticari operatörler gibi aslında kişiler her zaman erkek. Dolayısıyla süreç içerisinde evrilen ticari veya devlet eliyle sunulan programların yanı sıra arka planda her zaman kadınlar olsa da operatörler her daim eril olmaya başlıyor bir evreye kadar. Modern mağazacılığın parlayan ürünleri olarak radyo kutularını gösteriyoruz. Bunlar konsol, şifonyer ve gomalak cilalarıyla yeni modern kutular olarak bir statü sembolü oluyorlar. Özellikle evsel mekanda bir bireyin bir başka bireyi eve davet etmesiyle de son derece görünür olurken evsellik durumunun sınırlarını esnetmeye başlıyorlar. Yayıncılık tarihinin ürün tüketim pratiklerini etki eden bir diğer unsur eğlence mekanizması. Özellikle bunun İngiltere'de çok yoğun kullanıldığını görüyoruz. Yazardan Quinn tarafından hazırlanan Fibber McGee ve Monty Show'u uzun dönemlerce aslında aktarılan prime time bir show olarak radyoda istasyonda yer alıyor ve aynı zamanda bir süre sonra radyo firmalarının bu şovların kendisini finanse ettiğini de görüyoruz. Böylece kendisine bir ekonomik pazar yaratma ve bunu büyütme konusunda destekleyici bir unsur sağlamış oluyor. Amerikan Konut İdaresi 1934'te büyük buhranın ortasında hızlı konut ihtiyacına cevaben kurulurken radyoyu Amerikalıların hayatına ve bütün evlere çok entegre bir şekilde sunmayı öneriyor. Burada gördüğümüz evsel yapıda aslında son derece teknolojik yeni medyaların veya yeni tesisatın veya yeni üretim pratiklerinin, yeni malzemelerin denendiği bir evsel mekan üretildiğini, bir önerme sunulduğunu görüyoruz. Ancak bunun real hayata geçmediğini fakat 1980'li yıllardan sonra kamusal mekanda çok kullanılacak olan entegre ses sisteminin öncül önermesi olduğunu düşündüğümüzden bizim için önemli bir aslında belge sunuyor. Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt'in şömine başı sohbetleriyle milyonlarca Amerikalıya aslında ulaştığı ve burada şöminenin yapısal olarak evsel mekanda üyelerini bir araya toplayan bir mekan yaratıcısı olarak aynı zamanda analojik olarak da radyoda kurgulanmış bir tema sunduğunu gözlemliyoruz. Belirli dönemlerde küçülen, boyutunun gittikçe küçüldüğünü, malzemesinin değiştiğini gözlemlediğimiz radyolar özellikle alıcıların da değişmesiyle boyutuyla artık hacimsel olarak neredeyse hareket edebilir duruma geliyorlar. Böylelikle 1950'li yıllarda ufalan ve mobilya formundan ürün formuna aslında dönen ve çok çeşitlenen renk malzeme kartelasına kavuşan bir beğeni nesnesi haline geliyor. Bu çok önemli çünkü neredeyse kişiselleştirebilir bir pozisyonu oluşuyor artık. 1930'ların başlarındaki tipik bir Amerikan ailesi için evdeki bir radyo alıcısı dünyadan elbette haberleri getiriyor. Bu nispeten tabii ki ucuz ev ürünü sayesinde konumlar birbirine bağlanıyor aslında. Bununla birlikte büyük buhranlı ilk yıllarında getirilen mali kısıtlamalar, ayrıntılı konsollar Amerikan hanesinin erişemeyeceği bir yere kavuşuyor. Dolayısıyla radyo pazarında katedral tipi dediğimiz veya mezar taşı denen büyük tipler artık daha ekonomik bir oyuncunun piyasaya sürülmesi anlamında önemli bir öncül fikir yaratmaya başlıyor. Farklı deri kaplamaları ve hane içindeki beğenilerin merkezinde yer alıyor. Bunları çok çeşitli marka gamlarında da benzer renk kartelalarını okumamız mümkün oluyor. Bunun da bir arz talep dengesi yarattığını gözlemliyoruz böylelikle. Medya ve kültürel çalışmalar konusunda gerçekleştiren araştırmalarda aslında Box on the Dressers yani şifonyerin üzerindeki kutu olarak radyonun evsel mekandaki yolculuğu bir gerçek dışı misafirlik olarak tanımlanıyor. Burada radyo meraklıları türlü mekansallıklarda konumlandıracakları bu arkadaşa sürekli olarak yer arıyorlar. Aynı zamanda tabii ki evsel mekanın yaşam alanlarında kadın figürleriyle eşleşen mutfak gibi mekanlarda cinsiyetçi bazı kodlamalarla karşılaşıyoruz. 1959 yılında Moskova Fuarı'ndan bir görüntü Amerikan mutfağı modernleşmesi konusunda radyo ve kamusal mekan uzantısı artık resmi olarak mutfak. 21 Telsiz Telefon Anonim Şirketi 1927-36 yıllarında aktif olarak faal oluyor.
Ve dolayısıyla 1940'lı yıllara kadar sayısız program gerçekleştirirken burada özellikle eğitici, kültürel, sanatsal programlar, işçi ve köylü programları, çocuk programları, kadın ve ev yaşamları gibi içerikler sunuyor bizim için çok değerli. Ve üçüncü evrede 1940'lı 60'lı yıllarda Matbuat Umum Müdürlüğü programcılığı devralıyor. 1960'lı yıllarda ise TRT'nin artık radyo yayınlarının tamamen üstlendiğini görüyoruz ve çok spesifik programlarla karşımıza çıkıyor. Ocakbaşı, Tarla Dönüşü, Köy Odası, Ev İçi, Gençlik Saati gibi ve bunun yanında İngilizce öğreten, yabancı dil öğreten programlarla aslında çok farklı kesimlere hitap etmeye gayret eden bir içerik sunduğunu, çok zengin bir içerik sunduğunu gözlüyoruz. Özellikle radyolarında Türkiye şartlarında ithal edilmesi, özellikle büyük şehirlerde yaşamakta olan, bunu ele alırsak Galata Pera bölgesinde ikame eden yine gruplar var ve Fred ve Lori Burla kardeşlerin özellikle 1970'li yıllara değin bu ticari yaşam içerisinde radyo ve diğer elektronik eşyaları aslında lokal pazarda güncellediğini gözlemliyoruz. 1925 yılı sonrasındaki dönemde radyoculuğun Dasein ile radyo ile tanışmasının ivme kazanan bir akış içinde tekabül ettiğini söyleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı bu postkolonyal dönemde farklı amaçlarla yaygınlık kazandığı yine görülüyor. Erken örnekler ve modern batılı cumhuriyeti kabul etmiş bir milli ekonomide mekansal dönüşüm içinde radyo ithal bir tüketim nesnesi mobilyası olarak erişilebilirliği sınırlı bir alana işaret ediyor. 1937 yılına ait bu görsel Güzel Sanatlar Akademisi'nde gerçekleştirilen bir öğrenci projesine aittir. Projede dikkat çekici olan eserli modern aile yaşantısı içinde bireyler içinde yeniden ele alındığı noktada çocukların aile yaşantısında mekansal olarak bireyselleşmesi, akvaryum, radyo, saat ve çalışma masası gibi elemanların kavuşması anlamında önemli bir eleman olarak yer alıyor. Aynı zamanda çocukluğun ve çocuk mekanlarının icadı olarak bir alt metin burada evselliğe bir bakış sunuyor. Sistematize olan eğitimin çocuk üzerindeki yansımaları, çocuğun evsel mekanda çıkışıyla birlikte okul hayatına dahil olması ve radyonun da mekanda kurduğu, daha doğrusu ileride kuracağı ilişkilerin temelini atması yönünde önem taşıyor. 1949 yılında 3 büyük şehirde toplamda 232 bin radyo kullanıcısı var. Radyo dinleme alışkanlıklarının azlığının söz konusu olmadığını ve hatta yokluğuna ilişkin bir takım aktarımlar söz konusu. Özellikle büyük şehirler haricinde çok fazla erişilebilirliğin olmadığı söyleniyor. Ve ses sanatçısı kadınlar evsel mekanda masa üzeri radyo ile kendinize bir dünya yaratın sloganıyla kentlerde özellikle yer bulurken kırsal bölgelerde bu yaygınlığın az olduğundan yine söz edilebilir. Ve aslında Dasein burada kadın figürü olarak evde yeni bir bölümlenme yaratıyor kendine ve varoluşundan kopan bir kadını da temsil edebilir radyo ile birlikte evde. Kırsal yerleşim alanlarına karşı kentlerde durum farklılaşıyor. Radyo kentsel yaşama uyum sağlamaya, topluma yön gösterici özelliğiyle de gelişimi resmen destekleyen bir araç oluyor. Radyo misafirliği adı altında evsel mekan kamusal sınırlarını tamamen artık esnetmeye başlıyor. Komşuluk hareketliliği başlıyor. İlerleyen evrede bunu televizyon ziyaretlerine bırakacak. Böylelikle mahrem olan özel alan artık farklı bireylere açılabilir oluyor ve tele misafirliğe devrediyor kendini. Radyo ekonomiden tasarruf ederek eğitimin sesini duyuracak bir eşitliğe de sahip, bir fırsat eşitliği platformu yaratıyor. İlerleyen dönemlerde yapılan araştırmalarda görecek ki Türkiye geneli yayılımı dediğim gibi biraz sınırlı. Bu nedenle sosyopolitik bir temsilci olarak radyodan haber alma, eril bakışlı spor programlarına yönelme, Türk sanat müziği yanında klasik batı müziği programları gibi çok yoğun çeşitlenen içerikler gün geçtikçe artacak olarak. Musiki alanında yapılan çalışmalar, batılılaşma anlamında Türk ulusal musikisi ve bunun bir sentezi, halk müziği ve radyo yayınlarından bir radyo terbiyesi bütün ulusa yayılacak. Radyo dünyası elbette görsel malzemesi olmayan bir kitle şimdi sürekli olarak basılı bir malzeme sunuyor bizim için arşivde. Böylelikle bu dönem içerisinde kendi radyo dinleyicisini artık karar verici pozisyona sokuyor ve orada artık radyo dinleyicisi mektuplar yazarak eleştirilerini, program ziyaretlerini, taleplerini bu dergi aracılığıyla sunmaya başlıyor. Başka dönem gençliği aktarımında ise Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda okuyan öğrencilerin radyo eviyle kurduğu organik ilişki var. Bu çok önemli çünkü kentliler her daim yürüyerek kentle ilişki kuruyorlar. Evsel mekandan çıkıp okula giden aslında kız teknik öğrencileri okuldan çıkıp TRT'ye gidip şarkılar söylüyorlar. Belirli bellek aktarımlarıyla da bunu destekliyorlar. Örnekle okurken aynı zamanda radyo evine gidip şarkı söylerdik. Götürürlerdi bizi gelip. Ayrıca neydi o? Raks edenler. Balerin bile arkadaşlarım vardı. Biz kendimiz giderdik. TRT'de gönüllü olarak şarkı söylerdik. Çok güzeldi diye aktarmışlardır. 1959 yılında arkitekte Hans Wolkart tarafından yayınlanan metinde ilk defa Hukukçular sitesinde yine bir radyoculuğun aslında evsel mekana
yapısal olarak entegrasyonunu mimari olarak teknik envanterde gözlemlememiz mümkün. Sakin ve hareketsiz hacimlerde aslında yaşamamaları, insanların her şeye sahip olmak hastalığını yalnız müfrit Amerikan evlerinde değil, şurada veya burada inşa edilen birçok yeni evde müşahede edebiliyoruz, sözleriyle görüyoruz. Burada aslında Volkart, sabah ve akşamları gazetesini muntazam okuyan, radyoda spor ve diğer haberleri takip eden veya televizyon karşısında dünyaya nazar atfedebilen bugünün insanını her türlü hadiseye ortak olmuştur olarak tanınıyor. Bu alıntıya istinaden gündelik yaşam kitle iletişim araçlarının yoğunluğu 1960'lı yıllarda ivme kazanmış ve radyoyla artık bireyi bağlayan bir unsura dönüştürmüştür. Reklam kuşakları 1960'lı yıllarda başlıyor. Futbol ve ülke çapında liglerin kurulmasıyla maçlar artık naklen yayınlanabiliyor. Radyoların eser mekan ve eserlikle kurmakta olduğu ilişki bir odak noktası tanımıyla özelleşebilir. Yapısal manada doğadaki bir ağaç gibi mekan tanımını çevresindekilerle güçlendirir. Kapalılık algısı oluşturur ve fiziken bir birliktelik, çok seslilik oluşturur. Bir periyodun temsilcisi, yapısal karakteri, dolayısıyla arketipik bir nitelik ortaya koyuyor kimi zaman. Zamanın kendi özgün değerlerini iç mekana aktaran bir mobilya ve bir araç, renk, malzeme, doku, ışık gibi atmosfere ilişkin kararlara da katkı sağlayamıyor. Kimi durumlarda hareketli birimler olarak çalışıp iç mekanı dışa taşıran ve bir piknik masası üzerinde kimi zaman zeminde yer alan aslında nesne oluyor. Yeni bir evsellik uzantısı olarak kente taşıyor. Yeme içme eylemini cinsiyeti ayırt etmek etsizin örnekle dışarı taşıyan bir aracı. Konuşan kişi etrafında topluluk, bir birey veya bir başka bireyi dinleme eylemine katılıyor. İşte radyo sesi de analojik olarak bu konuşan bireyi bulunan anda, olunan mekansallıkta var ediyor. Eser mekanda ise bir şömine gibi alt mekanları güçlü kılan ayrıca bir eleman tanımlar. Ateşin başında toplanmak gibi topluluğa bir toplanma davranışı atfeder ve radyo etrafında konumlanmayı telkin eder. Dolayısıyla birey yalnız değildir. Her zaman bireysellik içerisinde kolektif bir varoluşla var olmayı tercih eder. Günümüz kentsel yaşamında Dasein ve radyo aslında arasındaki bağ değişmiştir. Ancak büyük kalabalıklar, hızlı yaşam Dasein'in var olma durumunu etki etmekte ve pratiğini dönüştürmektedir. Radyo dergisi aracılığıyla interaktif kullanımı olan birey, ötekilerle birlikte artık belirli platformların da içinde yer almakta, evi bambaşka bir yayın mecrasına dönüştürmektedir. Bu bağlamda bu çalışma bir arka plan ilişkisi sunarken yeni çalışmalara da kapı açmaktadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Güliz. İkinci konuşmacımız Sevinç Alkan Korkmaz. Pariente Konutu, Karnavallar ve Evin Kamusal Hali. Evin Kamusal Hali. Başlıyor. Herkese merhaba, ben Sevinç Alkan Korkmaz. Sunum başlığım Pariente Konutu, Karnavallar ve Evin Kamusal Hali. Bu çalışma Elektrik Arka Pariente ile 2013 yılında yapılan ve yayın haline getirilmemiş olan sözlü tarih çalışmasından yola çıkarak hazırlandı. Şu an henüz hazırlık, hatta başlangıç aşamasında olan bir arşiv çalışmasıyla beraber bu sözlü tarih görüşmesi yeniden gündeme geldi. Kayıtları yeniden dinleyip tüm süreci yeniden inceledikten sonra mekansal organizasyon ve sosyal hayatla ilişkili çıkarımlarımı burada paylaşmaya çalışacağım bugün. Önce Elektrik Arka Pariente, Pariente ailesi ve Pariente konutunun inşa sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Elektrik Arka Pariente 1924 yılında Yunanistan'da doğuyor. 1947 yılında Richard Pariente ile evlenerek İzmir'e taşınıyor ve buraya yerleşip hayatının geri kalan kısmını burada sürdürüyor. Şimdi Pariente ailesi yaklaşık 170 yıl önce Anadolu'ya göç eden, Malta'dan göç eden İngiliz kökenli bir aile. Richard Pariente'nin babası Henry Pariente, Afyonkarahisar'da Osmanlı Bankası'nın yönetiminde yer alıyor uzun süre. Orada emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşiyor. Kendi işini kurup ticaretle uğraşıyor. Aile bazı zorunlu haller dahilinde, savaş gibi, dönemsel olarak Fransa, Yunanistan ve Malta'da ikamet ediyor. Ancak her sürecin sonunda ülkeye tekrar geri dönüyorlar. Richard Pariente, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusuna katılarak Yunanistan'da belli bir süre görev yapıyor.
Burada Elektra ile tanışıp evlenip birlikte İzmir'e geri dönüyorlar. 1947'de İzmir'e döndüklerinde 47-50 arası dönemde yaklaşık 3 yıl karşı yaka sahilde yer alan Löher Köşkü'nde Payent ailesinin diğer bireyleriyle birlikte yaşıyorlar. 1949'da kendi evlerini inşa ettirmeye başlıyorlar. Bu çalışmanın konusu olan Payent konutunun inşası 1950'nin sonlarına doğru tamamlanıyor ve kendi evlerini taşınıyorlar. Pariente konusunun bulunduğu bölge İzmir Karşıyaka ilçesindeki Donanmacı Mahallesi. Şu kısımda görüyorsunuz. Donanmacı Mahallesi'nde 1704 ila 1728 sokaklarının kesişiminde yer alıyor Pariente konutu. 1950'de aktif kullanılmaya başlanıyor ve 2015 yılına kadar aktif kullanılıyor konut. 2015 yılında yıkılarak şu an bu konumda yer alan Pariente apartmanı çok katlı bir yapı yerine inşa ediliyor. Karşıyaka bölgesi 19. yüzyıldan 1950'lere kadar sayfiye alanı olarak değerlendirirken 1950'lerden sonra ulaşımın kolaylaşması, göçün artması vesaire birçok etmenle beraber kentsel alan haline dönüşmeye başlıyor. Şöyle devam edelim. 1949'da inşaatı başlayan, 50'de tamamlanan Pariente konutunun işte inşaatının tamamlanmasına yakın 1950'nin ortalarına doğru çekilmiş bir hava fotoğrafı. Elektra Richard çiftinin yakın arkadaşı tarafından uçaktan çekiliyor bu fotoğraf. Yakın çevresinde gördüğünüz gibi çift, Elektra Richard çifti hem Pariente ailesinden uzaklaşmamak için Karşıyaka bölgesini tercih ediyorlar. Hem de Elektra'nın görüşmede belirttiği üzere çok popüler olmayan, artık yerleşimin biraz dışında kalan bir bölgede arsa sahibi olup ev yaptırıyorlar. Bu yeni yerleşim alanında çeşitli sorunlar var. Kanalizasyonla ilgili sorunlar, erişimle ilgili sorunlar yaşayabiliyorlar inşaat sürecinde. Sonrasında devam edelim. 1960'lara gelindiğinde boş bir parselin, yapı adasının ucundaki yapılan Pariente konusunun artık o yapı adasında yalnız olmadığını görmeye başlıyoruz. Yakın çevresi de olmaya başlıyor. Ancak sözlü aktarımda hala boş parsellerin, konut yapılacak alanların varlığından bahsediliyor. 1980'lerde yine Richard Pariente çiftinin evlerini çektiği bir fotoğraf. Şurada Pariente konutunu görüyorsunuz. Koyu renk boyalı olan, yanında da komşu parselle inşa edilen iki katlı yapıyı görüyorsunuz. 80'lerde artık o yapı adası ve yakın çevresinde artık yeni yapı yapmaya uygun arazinin kalmadığı, tamamen o bölgenin yapılaştığı üzerine konuşuluyor. Şimdi Karşıyaka bölgesi 1950'den sonra yoğun bir yapılaşma süreci geçiriyor. Özellikle işte 65 kat mülkiyeti kanunundan sonra çok katlı yapıların arttığını görüyoruz. Ancak bölgede az katlı ve çok katlı modern mimarlık örnekleri, nitelikli modern mimarlık örneklerinin eş zamanlı paralel, aynı dönemde inşa edildiğini söyleyebiliriz örnekler üzerinden. Şimdi karnavallar kısmına gelecek olursak eğer, şimdi Leventen sözcüğü Fransızca kökenli. Doğulu olan, doğuda ikamet eden anlamında kullanılabilecek bir sözcük. Ancak Leventen terimi kendi içinde sıkıntıları olan bir terim. Osmanlı topraklarında yaşayan Avrupa kökenli Katolikleri tanımlamak için kullanımı 17. yüzyılda bazı kaynaklarda başlıyor. 18. yüzyılda kabul görmeye başlıyor. Ancak sınırları ve kapsamı çok muallak bir terimden bahsediyoruz. Bu topluluğun tam olarak kimleri kapsadığı, kimi dışında bıraktı net değil. Diğer taraftan 20. yüzyılın başına kadar bu topluluğun içinde görülen bireyler kendilerini bu terimle tanımlamıyorlar. Levanten olarak tarif etmiyorlar, öyle grubu öyle adlandırmıyorlar. Bu da önemli bir nokta. Terim, evet, sıkıntılı bir terim.
Ancak konuyla ilgili yapılan literatür çalışmasında bilgiye erişebilmek için ben de bu terimi kullandım. Bu sunum kapsamında da kullanacağım. Pariente ailesi İzmirli Leventan bir aile olarak tanımlandığında İtalyan ve Fransız kökenli farklı Leventen ailelerle akrabalıkları söz konusu. Kuzenler bu ailelerden mevcut. O yüzden çok kültürlü, çok milletli bir yapı aslında söz konusu. Şimdi Elektra'nın görüşme sırasında en çok vurguladığı aile ilgili, aile ve toplulukla ilgili vurguladığı kısımlardan biri Noel'den Paskalya'ya kadar devam eden süreçte yapılan karnavallar, yani kutlamalar. Farklı grupların dini takvimleri doğrultusunda tarihleri değişmekle beraber yılın belirli zamanında yapılan kutlamaların 1800'lerde İzmir'de daha açık alanlarda geniş topluluklar tarafından yapıldığını görüyoruz. Ama 1900'lerle birlikte özellikle Leventen gruplarında bu kutlamaların daha özel alana çekildiğini görüyoruz. Burada Pariente konutunda 1950-60 arası yapılan karnaval partileri kutlamalarına ilişkin iki görsel mevcut. Önceki görseller Elektra Karka Pariente'nin arşivinden de, bu başka bir arşivden. Burada da yine Pariente evindeki karnaval kutlamasından bir grup fotoğrafıyla karşılaşıyoruz. Şimdi Elektra ile yapılan görüşme sırasında açıkçası o dönem benim 2013'te benim bu görüşmeyi görüşmeyi yönlendirmeye çalıştığım kısım işte Karşıyaka bölgesindeki açık alanlardaki sosyal etkileşim, sosyal hayat ve bunun mekana yansımaları üzerineydi. Daha kamusal, kentsel ve açık alanlar üzerine odaklanmaya çalışıyordum ve konuşmayı bu tarafa doğru yönlendirmeye çalışıyordum. Ancak Elektra'nın tüm konuşma süreci boyunca görüşmeyi ev içine, evsel alanda yapılan sosyal faaliyetler, etkileşimlere doğru çektiğini o zaman da fark ettim. Sonraki dinlemelerde de bu çok görünür durumdaydı. Sohbet sırasında Pariente konutunun tamamını birlikte gezip bunun bir krokisini birlikte çizdik. Şimdi Pariente konutunun mimarı Abdullah Pekön. Ancak Elektra ile yapılan görüşmede en çok vurgulanan isimlerden biri Salih Usta. Elektra, Salih Usta ile beraber uygulama sürecinde çok aktif, sürekli inşaat alanında. Öncesinde planlama sürecinde de taleplerini çok açık dile getirdiği, yeni çocuk sahibi olmak ve aile olmakla birlikte buraya taşınmalarından ötürü mekansal organizasyonu onun için çok önemli olduğunu çok kez vurguladı görüşme sırasında. Burada ilk plana baktığımızda ya da krokeye baktığımızda gördüğümüz gibi, onun da görüşmede vurguladığı gibi aileye ayrılan alan ve kamusal alan çok net bir biçimde ayrılıyor yapıda. Burada girişin hemen yanında bir çalışma odası olarak planlanan, başta böyle planlanan ancak görüşme sırasında aktif bu amaçla kullanımının sağlanamadığının belirtildiği bir oda mevcut. Daha sonra yanında salon var, giriş holünden geçilen ve salonla ilişkili olan yemek odası var. Bu mavi alan evin daha kamusal yüzü diyebileceğimiz alan. Diğer odalar, atölye, yatak odası, mutfak ve banyonun bulunduğu özel alanında yukarıda açık yeşil renkte görüyoruz. Şimdi görüşme esnasında bu kamusal özel ayrımının daha derecelendirilerek vurgulandığını fark etti. Burada neyden, nasıl bir derecelendirmeden bahsediyoruz? Elektra'nın çok net belirti hem ailenin konforunu sağlamak hem de sosyal etkinlikler için kullanılabilir mekan oluşturmak gibi bir gayesi var. Ve burada yeni çocuk sahibi olmakla beraber o çekirdek aileye ait özel alanın konuşma sırasında çok vurgulandığı mahremiyet nedeniyle de en ilk derecede özel alan olarak kabul edildiğini görüyoruz. Yatak odası, oda ve banyodan oluşuyor bir alan. Daha sonra ilk inşaat sürecinde kiler depo olarak
düşünülen ama sonrasında çalışma atölyesine çevrilen alan ve yanındaki misafir odasının ikincil derecede özel alan olarak nitelendirilebilecek konumda olduğunu görüyoruz. Burada pembe renkle gösterilen giriş oluk, koridor ve mutfağın çoğunlukla beraber tariflendiği anlatıldı. Servis ve geçiş alanlarının içinde sayıldığını görüyoruz. Mutfak da bu geçiş sirkülasyon alanının parçası olarak genelde tarifleniyor. Ve tabii ki evin kamusal yüzü olarak çalışma odası, salon ve yemek odasından oluşan üçlü grup söz konusu. Buraya verandayı açık alan olarak kullanılan verandayı da dahil edebiliyoruz. Şimdi burada biraz önceki slide'da görünen mavi kısmın giriş önünde ona dahil ederek kamusal alan olarak tanımladığımız kısmın 2013 tarihli görselleri üzerinden biraz da konuşmak istiyorum. Şimdi girişte şu salon alanına geçen kısım burada ise koridora, özel alana açılan kapıyı görüyoruz. Hemen sağ tarafında girişin sağında kalan çalışma odası olarak düşünülen odaya açılan kapıyla karşılaşıyoruz. Burası çalışma odası olarak düşünülen kısım. Girdiğimizde ve aktif bu işlevini hiç yerine getirmediğini Elektra'nın belirttiği. Daha çok bu toplantılar, sosyal etkinlikler sırasında onun tabiriyle gençlerin ayrılıp orada zaman geçirebildiği ya da genç grubun nüfusu fazla olduğunda ise yaşlıların orada sohbet edebildiği olarak tanımladığı bir salonun devamındaki bir alan olarak işlevi görüyor. Giriş holünden geçerek salona ulaştığımızda oradan doğrudan yemek odasına geçişi görüyoruz. Şimdi bu noktada Madame Elektra'nın anlatımıyla 1950'ler Leventen ailelerin Bornova, Karşıyaka ve Alsancak'ta birkaç kulüp dışında gittikleri sosyal kutlamalar için gittikleri yerlerin olmadığı, daha çok bunların evlerde yapıldığı bir dönem. Hatta evlilik kutlamalarının çoğunun kilisenin ardından evlerde yapıldığından söz ediyor. Bu durum Leventen evlerini aynı zamanda bir sosyalleşme, toplanma mekanı haline getiriyor. Evlerini bu dönemde tasarlayan ve planlayan, inşa ettiren Elektra Richard çiftinin de tercih ve kararları tabii ki yaşama alışkanlıklarına paralel gelişiyor. Böylelikle ev hem ailenin özel hayatını hem de sosyal hayatını barındıracak şekilde kurgulanıyor. Günlük yaşam pratikleriyle onların şekillendirdiği mekan arasındaki ilişkiyi özel ve kamusal yaşamı bir arada barındıran Pariente konutu üzerinden okumak mümkündür diyerek ben sunumumu sonlandırıyorum. Burada özellikle teşekkür kısmında da 2013'te sözlü tarih görüşmesinin gerçekleşmesine katkılarından ötürü Emel Göksu ve Yasemin Oksel Ferrar ise isimlerini burada anmak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Sevinç. Son konuşmamız bu oturumdaki Didem Angın'ın Erken Cumhuriyet konutları hakkında bir inceleme, konut içi mekanları cinsiyet rolleri üzerinden, mekanlarını cinsiyet rolleri üzerinden okumak konuşmasının başlığı. Merhaba, ben Didem Angın. Öncelikle sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Size Erken Cumhuriyet konutları hakkında bir inceleme, konut içi mekanları cinsiyet rolleri üzerinden okumak başlıklı çalışmamı sunacağım. Erken Cumhuriyet dönemi iktidarının kapsamlı çağdaşlaşma programı şüphesiz her alanda takip edilebilir. Ancak dönemin yayınlarında modern mimari ve çağdaş Türk kadın imajlarının muasırlaşma propagandası için özellikle ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Dönemin mimarları da tasarladıkları konut projeler üzerinden yeni düzenin öngördüğü ev yaşantısına dair tahayyüllerini süreli yayınlar üzerinden sergileme olanağı bulmuşlardır. Erken Cumhuriyet dönemi mimari ve entelektüel ortamında kadınların sınırlı varlığı sebebiyle bu alanda da norm belirleyici yine erkekler olmuşlardır. Kadın imgesinin çerçevesi çalışan eğitimli bireyler olarak erkeklere denk bir pozisyonda yeniden tanımlanıyor gibi görünse de hane yaşamı söz konusu olduğunda evin hanımı ve beyi geleneksel rollerinden azade olmuşlar mıydı yoksa bu roller sadece şekil mi değiştirmişti? Kapsamlı bir konuya giriş niteliği taşıyan bu çalışma mimarların hane halkının yeni rolleri üzerinden ev mekanını nasıl tasarladıkları,
eşitlik iddialarına rağmen mekanın nasıl cinsiyetlendirildiği ve bunların dönemi yayınlarında nasıl sunulduğu soruları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada 1931-38 yılları arasındaki dönem ele alınarak dönemin tek mimarlık yayını Architect ve dönemin popüler kadın aile dergilerinden olan 7 gün üzerinden bir analiz yapılmaya çalışılacaktır. Dönemin konut planlarında öne çıkan değişiklikler hiç şüphesiz harem ve selamlık gibi cinsiyet ayrışmasına dayanan mekanlar yerine aile bireylerinin bir arada vakit geçirdiği oturma odası, yemek odası kurgusunun yer alması ve evin bir mahrem alan olarak kafesler ardına saklanması yerine de geniş ufki pencerelerle dış dünyaya açılmasıydı. Kadın bu yeni konut düzeninde kuşkusuz Osmanlı dönemine kıyasla çok daha demokratik bir pozisyonda konumlandırılmıştı. Fakat Bozdoğan'ın da belirttiği gibi kadınlara verilen hakların kadınların bağımsızlaşmasına ziyade çocuğunu inkılaplara uygun şekilde eğitecek aydın eş, bilgili ev kadını hedeflediği 7 günde dönemin aydınları tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Bu isimlerden biri olan Mahmut Şevki de eğer kadın ev dışında çalışacak olursa o zaman asli vazifesini, hakiki memuriyetini ki evi, kocası ve çocuklarıdır, terk etmiş demektir. Tabiat kadını evi, kocası ve çocukları için yaratmıştır diyor bir yazısında, Mutlu Evliler yazısında. Kamusal mekanın erkekle, konutun kadınla özdeşleştirildiği, kurgunun tekrar ediliyor göründüğü erken cumhuriyet döneminde konut içi mekanı özellikle kadın aile dergilerinde kadının ait ve mesul olduğu alan olarak zikredilmeye devam etmekte. Ancak mimarların muasırlaşma misyonunun neferleri olarak bu alana müdahalesi ya da müdahale iddiası kadının hakimiyetini bu alanda da tehdit etmektedir. Erdoğdu Erkarslan'ın da belirttiği gibi modernist kuramın varlığını rasyonellik üzerinden meşrulaştırması, rasyonel eril, irrasyonel dişi şeklinde kodlanmış dikotomiye yol açmış, kadını yapılı çevrede öteki pozisyonuna sokmuştur. Abdullah Ziya'nın Mimar'da yayınlanan bir cumhuriyet konut örneğinden dönemin aile yaşayışını tariflediği bina içindeki mimar yazısında muvaffak olmak için gözümüz ve hissimizle değil, dimağımız ve düşüncelerimizle hareket etmeye mecburuz sözlerinin modern mimarinin rasyonelite vurgusunu ima ettiği, erkek akıl, kadın duygu ikilemine işaret ettiği söylenebilir. 1930'larda Architect'te yayınlanan dönemin konut projeleri incelendiğinde mimarların açıklamaları ve ürettikleri bazı konut tasarımında ürettikleri bazı mekanlar ev içindeki rollere dair ipuçları vermektedir. Bu mekan üretilen bu mekanlardan biri fümuar, yani sigara odası. Bu mekan aslında Avrupa burjuva konut geleneğinden gelen yemekten sonra erkeklerin sohbet etmek için toplandıkları alanı tanımlıyor. Antakya'daki Nakipzade Şekip Bey evinde de mimar durumu harem ve selamlık meselesi bir dereceye kadar gözetilmiştir sözleriyle tarifliyor. Abdullah Ziya Fümuar'ı misafir salonunun yanında erkeklerin lüzumunda kart oynamaları ve hususi olarak görüşebilmeleri için bir fümuar mevcuttur sözleriyle açıklamakta. Fümuar'ın yeri de ana cepheye bakan oldukça merkezi bir konumda. Evin kamusal alanları olarak tabir edebileceğimiz salon ve yemek odası ile ilişki içinde ve önemli sosyal alanlardan biri. Mimar muhtemelen ev sahibinin isteğiyle cinsiyet ayrımına dayanan böyle bir mekan önermiş. Ancak bu alanın dişil bir karşılığına projede yer verilmemiş. Onun yerine ev hanımı için bir dikiş odası var. Bu konuya daha sonra değineceğim. Sedat Hakkı'nın 1931 tarihli Evlerimizin İçi başlıklı konut iç mekanları sunduğu bir yazısında da fümuarı görüyoruz. İç mekan perspektifinde divan benzeri mobilyaları bu alanın selamlıkla eşdeğer bir mekanı tanımladığını işaret ediyor. Bir diğer örnek de Seyfi Arkan'ın Harciye Köşkü'nde. Üstelik bu yapıda bir değil iki tane fümuar var. Köşkün giriş katı resmi toplantılar ve davetler için kullanılan bir alan ve hiç kuşkusuz Dışişleri Bakanlığı'nın toplantıları da oldukça maskülen bir ortam olduğunu varsayabiliriz. Yine de Türk Çağdaşlaşması'nın temsil niteliği taşıyan bir yapıda plan organizasyonunda fümuar mekanlarının baskınlığı dikkat çekici. Benzer ayrışmacı anlayışı yansıtan bir başka mekan ise bayan odası. Aslında bu odanın Arkan'ın icadı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arkan'ın iki projesi dışında Architect'te başka bir projede rastlamadım. Özellikle bir kadın için tasarlanan Makbule Atadan Köşkü'nde bir bayan odasının yer alması çelişkili bir durum teşkil ediyor. Akçam bu köşkün bir şahıs evi olmaktan çok taşıdığı temsili görevlere atıfta bulunarak medeni bir Türk kadınının yaşam alanının dünyaya sergilendiği bir araç olduğunu belirtiyor.
açık planlı misafir odası, sigara ve dans odalarından perdeli cam mekanına ayrılan bu mekanın kadınla özdeşleşen mahremiyetin adeta bir simgesi olduğunun altını çiziyor. Konutun temsiliyet vazifesi evin sahibinin plan organizasyonunda öteki pozisyonuna oturtmuş gibi görünüyor bu projede. Bir diğer örnekte Üçler Apartmanı'nda Ziya 13 dairesinde bulunan bayan odası. Orta öyle bağlı ama duvarla ayrılarak daha mahrem bir köşe olarak tasarlanmış burada da bayan odası. Tabii ki fümuar ve bayan odası çok yaygın olarak konutlarda yer verilen mekanlar değil. Ama mimarların Avrupa Burjuva konutu geleneğine yaslanarak cinsiyet ayrımına dayanan mekanlar tasarlaması da oldukça dikkat çekici. Bayan odasıyla benzer şekilde bazı projelerde dikiş odası yer alıyor evin hanımına yüklenen domestik görevlerle bağlantılı olarak. Celal Esad'ın yeni mimari kitabında mimarın görev alanını tanımlarken Esad, aile hanımının dikişini dikecek ve aynı zamanda mutfağını nezaret edecek bir köşesi diyerek böyle bir mekanı tanımlıyor belli ki. Arkanın Makbule Atadan Köşkü'nde de yatak odasıyla bağlantılı evin mahrem alanı olan kısmında bir dikiş odası var. Ve dans, salon ve yemek odasının oluşturduğu sosyal alan, temsil mekanları olarak adlandırabileceğimiz alandan da keskin bir şekilde ayrılıyor burası. Abdullah Ziya'nın Nakipzade Şekip Bey evinde ise yemek odasından perdeyle ayrılan asma katta kendi penceresi bile olmayan bir alanda mutfağını nezaret ediyor evin hanımı mimarın senaryosuna göre. Ön cephedeki sosyal alanlarla bağlantılı fümuar ve kütüphanenin karşısında ev hanımının mahremiyeti sağlanmış mütevazi dikiş odası. Abdullah Ziya örnek Cumhuriyet Konutu'nu tariflediği yazısında ise daha demokratik bir pozisyona oturtuyor aslında bu alanı. Evin beyi yazıhanede çalışırken hanımı da yanında dikiş köşesinde oturuyor. Fakat bu sefer kafesler ardında değil, köşedeki geniş bant pencerenin önünde manzaraya bakacak şekilde oturuyor. Yazıhanenin de sigara tablosu tasarımı sebebiyle evin beyine ait olduğunu varsayıyoruz. Çalışma odası, kütüphane alanları da konut içinde cinsiyet kodları bağlamında çelişkili mekanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Unisex bir alan, bir mekan olarak değil, bir erkek mekanı olarak tasarlanıyor gibi görünüyor. Plan şemasında da her zaman olmasa da çoğunlukla salonla ilişkili olarak evin sosyal kanadında yerleştiriliyor bu alan. Arkitekte çok fazla çalışma odası görseline rastlamıyoruz. İç mekan görselleri genelde salon ve yemek odalarına ait bu projelerde. Yine Üçler Apartmanı'ndaki örnek bize ipuçları sunuyor. İbrahim Galip Bey'in çalışma odası iç mekan tasarımını gördüğümüz gibi oldukça maskülen olduğunu söyleyebiliriz. Aslında ilginç bir şekilde Makbule Atadan, ya ilginç bir şekilde değil tabii ama Makbule Atadan Köşkü'nde de bir çalışma odası var. Aslında buranın tasarımını da benzer şekilde yapıyor Seyfi Arka. Ve Tüten Apartmanı'ndaki çalışma odasına baktığımızda da bu maskülen etkiyi hissedebiliyoruz. Bu konuda Yeni Gün'de ev ve eşya köşesindeki bir örnek bana özellikle çok çarpıcı gelmişti. Alt alta duran iki çalışma alanı ben burada yan yana koydum. Sağ taraftakinde hiçbir açıklama yok. Sol taraftakinde küçük masa ve desenli koltuğu olan, biraz sekreter alanı gibi olan bu mekanın görselinin altında iki oda arasında küçük bir koridorda yer bulan bu yazım masası bir ev hanımına çok yaraşabilir. Mektup yazmak, kitap okumak için burası samimi bir köşedir diye yazıyor. Wolf'an azire ederek kendine ait bir oda bile olamamış bir alan evin hanımına yakıştırılıyor diyebiliriz. Diğer metal boru kesitli mobilyalı geniş kütüphanesi olan bu oda için herhangi bir açıklama yok ama bu alanın evin beyi için düşünüldüğünü varsayabiliyoruz bu açıklamada. Yedi günün başka sayılarında ise kadınları muhtelif yerlerde kitap okurken görüyoruz. Çalışma odalarında değil, işte koltuğun kenarına ilişmiş ya da kadınla özdeşleşen bir başka mekan olan yatak odasında kitap okurken. Yatak odası evin en mahrem alanı olarak kadınla özdeşleşen söylediğim gibi bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Yedi Gün dergisinde yatak odası ve mobilyalarına dair çok çok görsel var. Kadın dergisi olması etkisiyle tabii. Fakat arkitekte bu yıllar arasında bir tane yatak odası görseline denk geldim.
O da Abdullah Ziya'nın Adana'daki Ahmet Rıza Bey evinde. Bu görselde mimarın odadaki sabit mobilyaları kendi tasarladığı için koyduğunu düşünüyorum. Fotoğrafın hem açısı insan gözünden daha aşağıda hem de oldukça karanlık bir fotoğraf. Odayı tam anlamıyla algılamak güç aslında. Yani yatak odası evin mahrem alanı olarak mimarlık yayınında pek yer almıyor gibi görünüyor. Sonuçta arkitekt 7 günden daha farklı bir kitleyi hedefliyor. Bir ilginç örnek daha var yatak odasıyla ilgili. Nazım İyaver'in Dahili Mimari başlıklı yazısında birkaç örnek iç mekan paylaşıyor mimar. Banka direktörü odası, mimar atölyesi ve yazıhanesi ve zengin bir kadın yatak odası. Mimar atölyesi metal boru kesti yine koltukları. Oldukça yalın ve rasyonel hatlara sahip bir tasarım. Çünkü mimarlık tipik bir erkek mesleği olduğunu varsayıyoruz. Banka direktörü odası da benzer şekilde. Ama yatak odasına gelince eğrisel hatlara sahip Art Deco mobilyalardan oluşuyor ve duvarların renginin pembe ve gümüş olduğunu belirtiyor mimar. Nazmi Yaver erkekleri meslek erbabı gibi görürken kadınları yatak odasının dışında hiçbir yerle ilişkilendiremiyor gibi. Zengin yatak odası başlığı da çarpıcı. Gülsün Baydar'ın makalesinde kaleme aldı. İsmail Hakkı'nın yeni evli bir kadın için oda başlığını hatırlatıyor. Yenal'ın aynı yazıda dört kardeş için oda diye de bir tasarımı var ama herhangi bir niteleme taşımıyor bu betimleme ama söz konusu bir kadın olunca nedense bir nitelemeye ihtiyaç duyuluyor. Ve son olarak yatak odasıyla birlikte konut içinde kadın mekanı olarak tanımlayabileceğimiz mutfak. Arkitekte yine bu alana dair görsel bulmak pek mümkün değil. Erip Erbilen'in Bebek'teki konut projesinde sağdaki gibi bir görsel buldum sadece bu yıllar arasında. Çok da bir şey anlatmıyor bu görsel. Planlarda da bu alan genelde çok küçük ve bazı örneklerde pek de havalanmayan alanlar. Sadece bir servis alanı gibi. Tabii bu konut tasarımlarının üst gelir grubu konutu olduğu ve evin hanımının da mutfağı pek kullanmayacağı varsayımının doğruluk payı şüphesiz var. Ama orta gelirli kira evleri projelerinde de mutfakların genelde hacmen çok küçük ve de pek keyifli olmayan alanlar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 7 gündeki bu yazıya göre mutfak bir kadının salonu demektir diyor. Bu tabirden kadın okuyucularımızın gücenmemesini rica ederiz. Bir kadının mevki içtimaisi ne kadar mühim ve yüksek olursa olsun evinin mutfağıyla alakası vardır. Yani salon erkeklere bahşedilirken kadının salonu mutfak olarak nitelendiriliyor. Ve mimarların ise mutfak tasarımını pek de önemsemediğini söyleyebiliriz. Özetlersem, harem ve selamlık organizasyonu ev içi düzeninde demokratik anlayışı sergilemek maksadıyla kaldırılmış olsa da yukarıda bahsedildiği gibi bazı örneklerde Avrupa Burjuva konutu geleneğine yaslanarak cinsiyet ayrımına dayalı yeni mekanlar tanımlandığı görülmektedir. Fümuar ve bayan odasının yanında dikiş odası, iç mekan dekorasyonuyla erkekle özdeşleştirildiği anlaşılan çalışma odası ve bir kadın mekanı olarak konut planlarında oldukça küçük hacimlere sahip mutfak, geleneksel cinsiyet rollerinin tekrardan kurulduğu alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Kaynakçam da bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Didem. Sorumuz ekranda var. Ben onu okuyayım öncelikle. Sunumlar için teşekkür ediyorum. Funda Uzdan geliyor. Sunumlar için teşekkür ediyorum. Başka bir toplantı nedeniyle ayrılmak durumundayım. Ancak kayıtlara geçmesi için sorumu yazmak istedim. Sorum Güliz Ökteme olacak. Radyo Alemi, Radyo Haftası gibi 1940 ve 50'li yılların popüler dergilerine bakma fırsatınız oldu mu? Burada radyo ile ev mekanı arasında nasıl bir bağ ilişki kuruluyor diye düşündüm. Belki reklamlarda benzer şekilde dönemin evselliğiyle ilgili radyo üzerinden bir temsil üretiyordu. Bir de hukukçular sitesiyle ilgili referansı kaçırdım. Tekrar paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim diyor. Çok teşekkür ederim hocam. Funda hocama da teşekkür ederim gıyabında. Önce referansa değinmek isterim. Arkitekt dergisinin aslında arşivin üzerinden hukukçular sitesine ilişkin bir yazı var Haluk Baysal ve Melih Birsel'e ait.
Ama onun üzerine hemen sunum takdir edersiniz ki zaman kısıtından ötürü birazcık hızlıydı. Dolayısıyla hemen üzerine zikrettiğim Hans Wolf Volkart'ın aslında bir alıntısı vardı. O da dünün, bugünün ve yarının ikamet şekilleri başlıklı yazısından 1959 yılına ait. Yine Arkitekt dergisinden. Dergilerle ilişkili olarak şöyle açıklamak isterim. Aslında benim için radyo dünyası ve hocamın belirttiği diğer iki dergi çok önemli bir rol oynadı bu çalışma sırasında. Ki bu çalışma büyük bir aslında araştırmanın minik bir parçasını oluşturuyor. Burada enteresan bir bağ keşfettim. Çünkü normal şartlar altında aslında görsel bir temsil arayışında idim. Ancak biraz daha enteresan bir ilişki sunuyor bizlere. Özellikle kadın temsili üzerinden pek çok reklamda yer bulurken yıllar içerisinde radyo bir anda karşımıza radyo sanatçılarının evsel mekana dahil olduğu bir takım metinler veya tam tersi evsel mekandan kadının radyoya yönelmesiyle beraber radyo sanatçılarıyla buluştuğu, yani evin aslında akışını kamusal mekana, kamusal mekanda eve yönlendiren bir takım metinlerle karşılaştım. Bu benim için çok ilginç bir açılım oldu açıkçası. Bunun yanında yine çocuğa ilişkin, çocukların radyo dinleme alışkanlıklarına ilişkin bir takım temsiller var. Erken dönemde karşılaşabileceğimiz bazı temsillerle beraber ilerleyen evrede farklı temsiller de var. Onların yaşam biçimine ilişkin. Dolayısıyla aslında evsel mekan bizim için sadece aile ve toplumsal yaşama ilişkin bir ara kesi sunarken burada toplumsal yapının değişimi ve daha bütünleşik bir arayüz oluşturuyor diye düşünüyorum. Umuyorum sorunun yanıtı olabilmiştir. Çok teşekkürler Güliz. Başka soru ya da düşünce iletmek isteyen varsa. Benim aslında, peki Burkay'a buyur. Pardon, ben el kaldırma şeyini hemen bulamayıp kendim kaldırmak istedim. Benim de yine bu radyo ile ilgili, ilk sunumla ilgili kısa bir bir tespit ve soru arası bir yorumum olacak. Şimdi burada aslında bir nesneden bahsediyoruz biz. Yani kamusalı özel alana getiren bir nesne radyo, ki bunun sonraki aşamalarda işte televizyon ve işte şeyleriyle devam ettiğini görüyoruz burada. Ben burada Heidegger'le evsellik arasında kurulan ilişkinin çok ilişki kurma biçimini anlayamadım. Hemen aklıma benim Bart Verschaffel'in bir makalesi var. The Meanings of Domesticity diye. Bilmiyorum Güliz Taşdemir'in ona bakma fırsatı oldu mu? Çünkü bu varoluşçu felsefeyle ilgilenenlerin, yani genel olarak işte fenomenolojistlerin evselliğe bakış biçimi bu kamusal özel ayrımından tamamen farklı. Yani o makalede de aslında evselliğin anlamının dünyada var olma biçimi, dünyanın döngüsü, işte evin içine gelen ışık, gündelik hayat, işte sabah, akşam, bunların yani öznelerin algılama biçimi üzerinden, öznelerin var olma biçimleri üzerinden geliştiğini söyler ve Hollandalı ressamların işte oradaki tablolar üzerinden bunu çok özür dilerim ele aldığı bir makale. Fakat sizin aslında radyoya bakış biçiminiz burada bir obje üzerinden gelişen, yani evin salonunda herhangi bir yerde, bir yerde sabitlenmiş olarak bir konulmuş bir mobilya. Dolayısıyla burada modernizmin o anlamda tam anlamıyla Heidegger'in söylemine karşılık gelmediğini düşünüyorum. Bu konuda yorumunuz var mı? Çok teşekkür ederim hocam. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Biraz aslında bunu şöyle düşünerek bu teorik altyapıyı değerlendirebilirim gibi düşündüm. Biraz daha bu aslında
kodlanan işte özellikle cinsiyet ve konut ilişkisinde veya kullanıma bağlı kodlamalarda birazcık varlığın aslında yani dışarıdan radyo aracılığıyla aslında evsel mekana taşınan bir kamusallık diyeyim. Yani aslında dediğiniz doğru ve çok katılıyorum. Biraz aslında radyonun evsel mekana taşıdığı bu şeyle de ilgiliyim. Yani görünmeyen ve bu aslında kişilerin kendi özgürleşmesine belki de katkı sağlayan bu perspektifle ilgili olduğum için aslında bunu araştırmaya taşımak gibi bir niyetim oldu. Çünkü ama, çok pardon evet. Araya giriyorum ama gerçek dünyada mahallelerde, sokaklarda olan başka bir şey var o sıralarda. Yani radyo bize aslında standart ve bir stereotip bir dünya sunuyor. Aslında öyle bir dünya yok. Onun dışında bir gerçeklik var. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Haklısınız. Evet, güzel bir açılım. Bu yönüyle de değerlendireceğim. Gülsüm hocam sesinizi alamıyorum. Özür dilerim, kapalıymış. Evet, başka çok teşekkürler sorular için de, cevaplar için de. Başka sorusu ya da düşüncesi olan var mı, katkı koymak isteyen? Şimdi benim aslında buraya da yazabilirsiniz bildiğiniz gibi. Ama yoksa benim üç konuşmacıyla da ilgili soru ve düşüncem var. Hemen onları kısaca söyleyeyim. Şimdi Güliz'inkinde hakikaten bu Heidegger sorusu benim de kafamı kurcaladı. Yani o teknoloji, hani bu design meselesine bağladın. Oysa hani Heidegger, radyo bir teknoloji, Heidegger'in teknolojiyle ilgili söyledikleri var. Bu design'a nasıl bağlanıyor falan. Yani burada büyük büyük sorular var. Çok emin değilim o bağlantıda. Radyo pazar mekanizmalarının bir parçası ayrıca falan. Yani biraz zor geldi bana Heidegger bağlantısı ama yani ayrıntılı tartışmak gerekebilir. Bir de sanki böyle çok romantikleştirilmiş bir radyo sunumu var orada. Oysa radyo aile içinde bir gerilim faktörü de olabilir. Olabiliyor da, yani kendi küçüklüğümden de biliyorum. Herkesin dinlemek istediği program farklı falan. Yani öyle aman da ne güzel akım. Değil yani, televizyon gibi öyle ağacın altında herkes bir araya geliyor. O biraz fazla romantik bir bakış açısı gibi geldi bana. Şimdi ikinci şey için sorusu isterseniz üçünü de söyleyeyim ben. Çünkü artık Güliz'le bile bir konuşma haline dönüşmesin bu. Sevinç, çok teşekkürler sana da sunumun için. Bu karnaval meselesi çok ilginç gerçekten. Karnaval deyince biz akademisyenlerin aklına hemen baktın geliyor tabii. Ben hemen öyle bir bağlantı bekledim. O gelmedi. Onun için hani böyle bir kuramsal altyapı nasıl kurulur burada? Onunla ilgili düşüncelerini merak etmiştim. Bir de böyle levantenler ama bir de levanten olmayanlar. Hani onun karnaval karşıtı falan var yok bilmiyorum. Yani hani belki o konuda da bir iki söz söylemek isteyebilirsin. Didem'e gelince, Didem'in çok teşekkürler Didem, yine benim de ilgi alanım olan bir konudaydı. Bence bu konu şeyde çalışmada sözlü tarih çalışmalarından çok beslenebilir. Çünkü yani sen bize mimarların hani isimlendirdiği odaları falan onların şekli. Evet, ama bir de bunların gerçek kullanımları var ve gerçek kullanımlarda kim hangi mekanı claim ediyor, ne onun Türkçesini çıkaramadım. Nasıl kullanıyor? Yani yine hani Abdullah Ziya'nın tasarladığı bir evde oturan büyük annem ve büyük babam vardı. Gayet iyi biliyorum mesela orada limonluk diye adlandırılan mekanın aslında anneannemin mekanına dönüştüğünü falan. Dolayısıyla hani o fimuarlar falan gerçekten bunlara ulaşmak çok da zor değil. Çünkü bu söylediğin kişilerin en azından torunları şimdi hayattadır. Ve bunlarla konuşulup hani bunları bu bilgilere ulaşılırsa bence çok daha derin ve ilginç bir araştırma sonucu çıkabilir diye düşündüm. Hocam kiminle başlıyoruz? Pardon? Diğer konuşmacılar başlamayacaksa ben hemen evet, söz alabilir miyim? Lütfen. Tamam. Ben yorumunuz için teşekkür ederim hocam. Çok haklısınız. Şimdi bu 2013'te biz konuştuk ve kaldı. Ve ben hep karşı yakada işte sokaklar, caddeler nasıl değişti üzerinden oradan bir bilgi çekmeye çalışıyorum. Ama konuşma sürekli evin içine doğru gitmiş. Kayıtları her izlediğimde. Şimdi çok başka bir ortamda bu gündeme geldi. Aa, ben böyle bir görüşme yapmıştım diye.
orada karnavalların ne kadar baskın olduğunu bu gözle izleyince, dinleyince fark ettim. Konuşmada bu kadar baskın geçtiğini ve bu şu an çok başında çalışmanın. Dediğiniz gibi teorik altyapısını şu an okuyorum. Çok uzun okumam lazım bence. Diğer tarafı Leventenlerin dışında özellikle Ortodoksların, işte Rum ve Ermeni cemaatinin takvimleri örtüşmüyor. Herkes aslında farklı zamanlarda yapıyor bu kutlamaları. Bazen çakışıyor, bazen çakışmıyor. Sadece o grup değil, belki daha heterojen topluluklar bu kutlamaları yapıyor falan. Üzerine büyük bir literatür var karnavalların da. Ben karnaval sözcüğünün tam olarak neye karşılık kullandığını mesela Elektra konuşurken ilk başta anlayamadım. Sonra tekrar tekrar sorarak aslında sadece Paskalya'yı da kastetmediğini, Noel'den Paskalya'ya kadar o bütün özelleşmiş kutlamalara bu adı verdiğini fark ettim. Herkes böyle mi adlandırıyor? O da ayrı bir soru işareti tabii. Hani o yüzden genel bir literatür araştırmasıyla bu ilerleyecek bir konu. Bu ilk aşamada açıkçası ne kadar ilgi çekecek, nasıl soru işaretleri uyandıracak? O yüzden burada onu sunmak istedim. Teşekkür ederim ben yorumunuz için. Ben teşekkür ederim. Bilmiyorum Didem ya da Gülüş bir şey. Ben devam edeyim. Hocam ben de yorumunuz için çok teşekkürler. Ya aslında ben de ismini koyarken metnin birazcık arada kalmıştım. Çünkü ben bunu bir doktora dersi kapsamında yazdığım bir paper'a ait bir şeydi. İşte henüz daha geliştirecek fırsat bulamadım ve orada koyduğum isim Suedi Yayınlar'da kadının temsiliyeti gibi bir şeydi. Çünkü hani gerçekte böyle bu mimarların kurguladığı bir şey. Bu mekanlar mimarların kurguladığı bir şey ama hani bunun gerçek hayattaki karşılığı ne? Hani o şu anda çalışmaya dahil değil ve evet dahil edilse gerçekten çok güzel olur ve hani sizin bu yorumunuz için çok teşekkür ediyorum o yüzden de. Bir de şey soracaktım hocam. Abdullah Ziya'nın hangi... Abdullah Ziya değil de Zeki Sayar, özür dilerim. Zeki Sayar, tamam. Ben de benim master yok, Zeki tezim Sayar, Abdullah Ziya. Moda'daki evi söyledikten sonra fark ettim. Tamam. Yavaş yavaş kapamamız gerekecek diyor Eda. Yalnız burada iki tane soru var Eda. Bana iki dakika verir misin? Okuyayım mı bunları? Radyoyu da çok kanallı ve tek kanallı olarak değerlendirmek gerekir sanırım. TV başladığında da ilk dönemde tek kanal herkesi birleştiriyordu. Fakat kanallar arttıkça seçimler söz konusu olmaya başladı. Radyoda da ilk dönemi bu açıdan farklıdır diyor. Teşekkürler. Çalışmanızda bir tek kanal çok kanal farkına değinebilirsiniz belki. Bunlar daha çok sorudan çok comment niteliğinde. Dolayısıyla Eda'nın dediği gibi galiba sanırım kapatabiliriz. Ben tekrar konuşmacılara bu güzel paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum. Ve düzenleyicilere de, organizatörlere de tüm konferans için. Görüşmek üzere herkese. Çok teşekkür ederiz hocam. Bizim hocam çok teşekkür ederiz moderatörlüğünüz için. Günün son paralel oturumlarıyla linkleri chatten paylaşıldı. Orada görüşmek üzere herkesle. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler hocam tekrardan. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.